Evet arkadaşlar, merhaba. 31 Ekim 2020 Cumartesi günü Singapur, gündüz 6'da yani tahminlerimize beraberiz. Bu arada İzmir'deki depremle ilgili olarak da herkesin başı sağ olsun. Öncelikle ölenlerin ailesine başları sağ olsun diyoruz ve yaralılara da acil şifalar diyoruz, diliyoruz. Bu arada bir İzmirli olarak çok üzüldüm gerçekten. Direkt takip ediyorum buradan. Üzülmeyecek gibi değil. Bu bekleniyordu zaten ama hep duyuyorduk. Neyse. Evet arkadaşlar, şimdi koşullara geçiyoruz. Koşular da 9.30'da yetiştirebilirsiniz arkadaşlar. Bugün 9.30'da TCK zaten 9-9.30 arası başlıyor. Yani 9'a başlasa yarım saat içerisinde bunu oynamanız lazım. Çok bankolu bir program sunuyoruz size. Bol bol bankoları var bu arkadaşlar. Burada ikinci koşudan başlıyoruz. Handikap 1.48 diye bildiğiniz üzere handikap puanlarından bahsediyor burada. Genelde 48'i geçmeyen yüksek 48 handikap puanını. Uzatmayalım. Handikap 3 ve yukarı İngilizler. Burada 2 numarayı biz banko öneriyoruz arkadaşlar size. Hwasong, Vlad Duric denen bir jokey biniyor. Şu anda 3 civarında ganyan var zaten bu sapkanın. Eğer bu gelmezse 3 numara devreye girer. Perfect. Ve 10 numara Hidden Promise devreye girer. Hemen hızlı bir şekilde vereceğim arkadaşlar. 2 banko veya 3 ve 10 arkadaşlar. 3 ya da 10. Bu tamamıyla size kalmış. Yetiştirebilirsiniz bu altılıyı. Ne mutlu size. Yani biz tamamıyla oynamayacağız. Size yardımcı olmak için arkadaşlar bunu veriyoruz. Bu çalışmayı yaptık. Sonuçta kanalımın sorumluluğu var. Bunu yerine getirmekle yükümlüyüz. 2 banko veya 3 10 dedik. Evet, şimdi 3. koşuya geçiyoruz. Altılı Gayan'ın ikinci ayağına. Evet. Kranji'de 3. koşudayız. Altılı Gayan'ın ikinci ayağı. Handikap 57'ye 79. Ne olduğunu biliyorsunuz. En fazla 79 handikaplı. En düşük de 57 olan safkanlar var. Ama burada 68-67 görüyorum ben en düşük. Ama olsun, bizim burada gene bir banko tavsiyemiz var size. Bu ekürler var ya, ekürler, bu 6 ile 9, bunlar bizim bankomuz. Yani banko tavsiyemiz, öyle diyeyim. Bilhassa bu 9 numara Big Hearted, bu Maya'nın bindiği arkadaşlar. Big Hearted banko tavsiyemiz size, 9 ve 6 ekürler yani. 5 numaralı, eğer bu gelemezse 5 numaralı Strong and Powerful. Burada Maya Joe Powell bindiği ve 1 numaralı Ocean Crossing, arkalarından Kasım Asusuhairi. Kasım Asusuhairi ile arkadaşlar. Evet, hemen hızlı bir şekilde 9-6 banko veya 5 ve 1 arkadaşlar arkasından. Eğer banko atmayacaklar bu şekilde. Arada dağlar var, çünkü banko dememizin sebebi bu. Dağlar var arada. Yani düşünebiliyor musunuz? Bunun bu ekürlerin ganyanları 2.80, 2.5 iken diğerlerinin en yakın ganyanı 11 gözüküyor şu anda. 11, 9, 8 yani olacaktır o. Evet. Bununla geçiyoruz 4. koşuya. Evet, Kranji'de 4. koşudayız. Altılı Gayan 3. ayağı. Handikap 1.48. Bu da kum tel, ama bu sefer sentetik kum. 1100 metre. Burada da bir banko tavsiyemiz var arkadaşlar. Hiç uzatmadan, anlatmadan. Bizim görüş alanımızın tamamıyla dışında burası ama çok güzel bir kanalımız var burayla ilgili. Bu kanaldan biz notlarımızı aldık. Aynen size iletiyoruz. Bir adım, iki adım, 10 adım önde olmak adına. Yabancı at yarışlar sonuçta bizim kanalımızın ismi. Onu, hakkını vermemiz lazım. Arkadaşlar 8 numara banko burada gözüküyor. Fountain of Fame Maya ile. Her ne kadar 38 handikap da olsa ona bakmayın siz. 3 numaralı, eğer bu banko gelmezse 3 numaralı Paperback Trooper Rahizat'la, 2 numaralı One World Eevee ile ve 4 numara Supersonic Surprise arkadaşlar. O da Simon Kokla. Simon Kok nasıl veya Kok olmuş bu da? Evet, bakıyoruz burada. 8 banko veya 2, 3, 2, 4.
Bana kalırsa 8 banko olabilir mi? İrlanda orijin gözüküyor. Anne tarafına bakalım. New Zealand orijin, Yeni Zelanda yani İrlanda babadan. Yani neden olmasın arkadaşlar, olabilir. Evet. 8 banko veya 3-2-4 dedik burada. Şimdi 5. koşuya geçelim. 6'lı Ganya'nın 4. ayağına. Evet. Grancı'da 5. koşudayız. Handikap 71'e 97. Tabii ki atların kalitesi arttı. Handikap puanları da artıyor. 3 yukarı İngilizler. 1400 metre çim pist. Evet. Burada arkadaşlar şöyle bir durum var. 1 numaralı Yulong Edition. Bakın normal şartlar altında harika bir orijinli arkadaşlar. Bu safkanı biz banko öneriyoruz. Evet, banko arkadaşlar, banko şaka falan değil bu yani. Banko öneriyoruz biz bunu. Bu atın normal şartlar altında gelmesi lazım. Fakat 14 numaralı kulvardan çıkıyor. Zaten kaç tane at koşuyor? 15 tane at koşuyor. Şimdi burada bu atın normal şartlarda eğer sıyrılabilirse, bakın hiçbir şey takmamış safkan. Hiçbir kapalı gözlük falan, hiçbir şey yok. Normal şartlar altında bu atın çok uzak ara kazanmasam yani çıkarsa, ama bu düştüğü anda tam baktık arkadaşlar 5 tane safkan devreye giriyor. Bunlar 2 numaralı Predator, 3 numaralı Passport to Rome, 6 numaralı Caristo, 8 numaralı Quarterback ve bu 9 numaralı şeyi, ekürisi, ekürler yani, ve 12 numaralı Perrin Power. Perrin Power arkadaşlar. Bunlar devreye giriyor. Varsa at tabii ki size yazın, eğer bunu inanmıyorsunuz bu bankonun geleceğine, ama bu kadar atı boşuna da yazıyor olabilirsiniz. Çünkü bu at gerçekten çok iyi bir at çıktı ortaya. Şöyle oldu. Bir banko çizgiyi çektik veya 2, 3, 6, 8, 9, 12 arkadaşlar. Bakın bunun, bu bir numaranın ganyanı şu anda 3 gözüküyor. En yakın rakibinin ganyanı 11 arkadaşlar. Yani ciddi bir favori durumu var. İrlanda orijin, İngiltere orijin. Anneden İrlanda, babadan McPhee, İngiltere orijin. Normal değil yani. Ama yine de güven içeriyor mu? Pek güven içerdiği söylenemez. 14 numaralı kulvardan nasıl çıkacak bu? Nasıl atacak kendini ileriye? Bakalım. Artık göreceğiz onu. Evet, şimdi 5. koşudan 6. koşuya geçiyoruz. Evet arkadaşlar, 6. koşu grup koşusu. Grup 1 koşusu hem de. Queen Elizabeth 2 Cup. Bizim Queen Elizabeth, İngiliz kraliçesinin her yerde bir yarışı var ya, düzenleniyor adına. Ne güzel ya. Kadının gitmediği, adının geçmediği topraklar yok dünyada. İngiltere kraliçesi. Evet, onun adına düzenlenen bu yarış çok sıkıntılı bir yarış. Orada bankomuz kalmadı artık. Burada biraz banko bulmak zor. Ama tabii ki belirteceğimiz safkanların dışına çıkacağını düşünmüyoruz. 4 numara Sun Marshall ilk atımız burada. 4 numara. 5 numara Top Knight. Vlad Duric ile. Bu Vlad Duric bir tane sıkıştıracak veya iki tane minimum bugün. Bu Vlad Duric. 2 numaları ama Aramayo. 1 numaralı Count of Monte Cristo. 7 numaralı Minister. Amerikan orijinal arkadaşlar. Mutlak yazın. 9 numaralı Loyalty Man. Bu da öyle anne tarafından. Evet, burada baktığımız zaman görüntümüz 4, 5, 2, 1, 7 ve 9 arkadaşlar. 4, 5, 2, 1, 7 ve 9. Evet. Buradan şimdi son ayağa geçelim. Crunchy'de yetiştirebilirsiniz, ne mutlu size. Evet, Crunchy'de son koşudayız. 7. koşu. Altılgan'ın son ayağı. 44'e 67 handikap. 3 yukarı İngilizler. 1800 metre. Toplam maşallah 16 tane safkan. Minimum zaten 15-16 hep. Arkadaşlar burası sakıncalı bir ayak. Yani buraya kadar geldikten sonra bilmiyorum ne kadar tevzi çıkacak. Tevzinin ben 50 binden bir kuruş, hadi 60 bini verdim yani. 60 binden bir kuruş yukarı çıkacağını düşünmüyorum bu arada. Hani söyleyeyim, o yüzden kasmanıza da pek gerek yok. Ama hep beraber izleriz, kahvaltı yaparken bakarız yani.
Gidiyor mu gitmiyor mu ne oluyor gibilerden. Ya da üçlü yapın, dörtlü yaparsınız ne bileyim. Yedinci koşu arkadaşlar. İlk atımız 12 numara. Tiger Roar. Tiger Roar, Vahe Kokla. 15 numaralı Golazo pardon. Daha henüz jokey belli değil ama at maşallah iyi. 10 numaralı Yulongcaz pardon. 9 numaralı Don La Vega. Don de La Vega. İsme bak abi. Evet, 3 numaralı Global Kid ve 6 numaralı Governor of Punjab. Evet. Evet arkadaşlar, burada da verdik bu sonu. Sonuncuyu da verelim. 12, 15, 19, 3, 6. İsteyenler daha da kendi adlarını da buraya yazabilirler. Bankolarınız var. 4 tane banko tavsiyemiz var. Doldurun Allah, doldurun arkadaşlar son ayakları. Ama ilk ayaktaki banko en çok ona güveniyorum ben. Ona yetişebilir misiniz bilmiyorum da. Ona göre bakarsınız artık. Evet, bugünlük bu kadar. Zaten bugün bu kadar. Her şeyle yabancı yarış bu kadar. Yarın görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum. Herkese mutluluklar, bol şanslar.